yeter, gerçekten yeter. Sana bir şey diyeyim mi? Başına çok büyük bir bela aldın sen. Niye? Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Gemide en son ayakta kalan bu haftanın lideri olur. Benim için çok önemli bu hafta. Her hafta eve veda edecek kişinin belirlendiği Big Brother Türkiye evindeki 5. eleme gecesi sakin başlamıştı. Gecenin ilk tartışması Gökçen ve Demir arasında yaşandı. Gökçen adını üst üste haftalarca eleme listesine yazan kişilerden birinin de Demir olduğunu öğrenince yaşadığı kırgınlığı daha fazla saklayamadı. Kırıldım ama dediğim gibi ben kırılırsam yani hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Çok açık ve net söyleyeyim. O zaman her hafta benim ismimi söyleyenlerden biri de Demir'miş diye düşünüyorum. Genelde Gökçen'e karşı tepkili davranan ev halkı ise Gökçen'i oyunculukla ve Demir'i kullanmakla suçluyordu. Ya ben İdil'e çok özür diliyorum buradan. Hani İdil'e o gün çok ağır ithamlarda bulunmuştum. Oyuncu dedim, yapmacık dedim, rol yapıyor dedim. Herkes öyle yani diyor zaten. Buradan ben onu Gökçen'e oyuncu, söylemek istiyorum yani. O lafı İdil'den alıyorum ben. Başka kelime burada de çok büyük oyuncu yok, İdil yani. Gökçen. Bence benim görüşüm herkesin basamak olarak kullanıyor. Ve bu evde de en iyi oynayan insan. Dışarı nasıl yansıyor bilmiyorum ama bildiğiniz bu evdeki en profesyonel oyuncu. Eleme gecesine bir diğer damga vuran tartışmaysa Çağla, Seda ve Onur arasında yaşandı. Uzun zamandır düşündüklerini içinde tutan Çağla, eleme gecesinde dokunulmazlık sahibi olmanın verdiği rahatlıkla Seda hakkında ne düşündüğünü birbirinden çarpıcı örneklerle anlattı. Ben Seda'ya diyorum ki burada oturuyor. Seda diyorum. Abi ne oluyor? Kavga çıkmayacak ki. Huzursuzluk yaşamaktan kaçınan Seda, Çağla'yla tartışmamak için sessizliğini bozmamaya kararlıydı. Ancak Onur'un Seda'yı savunmak için araya girmesiyle olaylar ev halkının hiç tahmin etmediği boyutlara ulaştı. Yanımda olan 3 insan vardı diyor. Seda bir tanesi diyor. Seda bu kadar sana insanlık yapmışsan, Seda'ya insan değil diyorsan, adam değil diyorsan... Evet adam değil. Ben senin insanlığından evet, şüphe ederim kendisine. Evet adam değil çünkü yukarıda bana dedi ki benim kitabımda arkadaşımı satmak yoktur kardeşim rahat sen, ol dedi bana. Sen, gözlerinin sen önünde arkadaşımı... kardeşim dediğin insanla hoşlandın zaten. O ne dedi sana? Onur'un aşkı ve bir zamanlar yakın arkadaşı olan Çağla'nın iddiaları karşısında ne yapacağını bilemeyen Seda daha fazla dayanamadı ve fenalaştı. Seda iyi değil yalnız. Asuman abla bir... Seda'ya bir şey doktor oluyor. Doktor var mı acaba biz? Seda... Çok kötü. Bak sen çok kaşınıyorsun senin var ya... Ne diyorsun sen be? Sen ne diyorsun? Sus! Benimle ne alakası ne konuşuyorsun sen? Onur! Ne alakası var benimle? Sen nasıl konuşuyorsun? Kiminle kaldın? Nasıl konuşuyorsun sen? Bayılıyor! Ev halkı eleme gecesine Seda olmadan devam etmek zorunda kalmıştı. Gecenin son tartışması ise kimsenin tahmin etmediği iki isim arasında yaşandı. Ben bugün araba alıyorum sıfır, ileride Zeynep, modelini değiştiriyorum niye abi. Tek bir bak bu laf ne demek ya? Araba alıyorum sıfır. Aynen öyle. Aşkın yaşanmaz sıfır model alıyorum sonra ileride değiştiriyorum ya, ne demek araba? Abi yaşlanacak elini tutmayınca sıkıntı yaşamayacak mısın sen erkekle? Ya Hüseyin ya. Ben karşımda yaşlı kadın ya. Olsun istemem yani. Bana ters kardeşim. Sana gel doğal olabilir. Allah Allah. Sen herkese oyuncu diyorsun ya. Aynen. Asıl oyuncu sensin biliyor musun? Tamam o zaman halk kararı versin. Türkiye'nin kaba da iyisi. Hadi bakalım. Ev halkı için gecenin en hüzünlü anıysa eve veda edecek kişinin Demir olduğunu öğrenmeleriydi. Haydi görüşürüz. Demir abi. Seda olmasa bu kadar istemezdim kalmayı. Öyle baş başa takılamaz mı o çocuğun senden hoşlandığını bildiğin halde? Orada onları söylediğim için kızmadın değil mi? Bazen demek zorunda kalıyorsun. Tamam. Yakınımdaymış meğersem düşmanım. Hatta en büyük düşmanım. Sana bir şey diyeyim mi? Başına çok büyük bir bela aldın sen. Niye?
Demir'in gitmesinin ardından en büyük yıkımı şüphesiz Gökçen yaşıyordu. Onun için evdeki herkesten apayrı bir anlam taşıyordu. Bakalım eve girdiği ilk andan itibaren güçlü duran Gökçen sakinliğini Demir'in beklenmeyen gidişinin ardından da sürdürebilecek miydi? Benim de... Kimse kalıcı değil burada. Ya bir iki hafta hepimiz çıkacağız hakikaten, bu ne ya? Aa, gerçekten ben de felç geçireceğim ya, yemin ediyorum tamam, ya. Sakin olun ya. Ay hep stres. Sakin. Benim yüzümden gitti gibi geliyor, zaten üzülüyorum. Bakın bir şey söylemeyiz artık. Onun üstüne gidildiği için şu anda bunu yaşıyor. Aynen biliyorum. Yani bir de onun üzerine hani Demir onu dengeliyordu bu evde. Şey oluyordu, düzelmeye başlamıştı. Gerçekten bu kızda düzelmeler ama bu var. Ama kendi istediği için, Demir yani. İçin değil yani bu res. Bir de kendi hayır. Kendi de istediği için. O zaten bu kızın içinde olmasa Demir isterse bilmem ne söylesin yapmaz. Demir ama şimdi bir de o dengeleyici unsur da gidince bu evden. Bir de herkes üstüne gelince... Yeter artık, kaç haftadır üstüme göre gideyim ben ya. Gerçekten gideyim artık, bu ne ya? Vermesinler bana oy boy, ben... Seviyorlar demek ki kalıyorsun. Ya vermesinler bak, bir... gerçekten hiçbir şey vermesinler. İstemiyorum artık ya, insanlar bana oyuncu demediği kalmadı. Bilmem ne demediği kalmadı. Ne yapıyorum ben burada? Ne yapıyorum çok yani? Çok ne yapıyorum ya? Ben burada hiçbir öyle bir şey yapmadım yani. Ne demek? Ne demek ya? Ben insanım işte. Artık yeter. Yeter, gerçekten yeter. Allah aşkına Gökçen. Tamam. Tamam. Gökçen Demir'in elenmesiyle belki de Big Brother evindeki en zor zamanlarını geçiriyordu. Kimse benim yaptığımda yorum yapmadı. Tamam. Evet. Yapmadı. Tamam. Söyleyeceğiz. Yapmadı yani. Tamam. Yeter. Tamam. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Sıkıldım artık. Tamam. Böyle kafasına indirmek istiyorum. Bizi yorum
söz. Allah Allah! Tamam. Allah Allah ya! Demir'in gidişinden en az Gökçen kadar etkilenen bir isim daha vardı. Demir'in adının açıklanmasıyla gözyaşlarına hakim olamayan Hüseyin, yaşadığı acıyla başa çıkmaya çalışıyordu. Kıza verdiler ya. Ya Çağla gidecekti. Aa, ya Demir. Aynen, ikisinden biri. Bir şeyi o aldı, dokunmazdı. Of, Demir gitti. Demir gitti. Kötü oldu ya. Aynen öyle. Daha bu çözemiyorum ya. Kızın sarılması bile sattı ya. Aynen öyle. Eleme gecesinde Çağla'dan sonra en çok tepki çeken isim hiç şüphe yok ki Gökçen'di. Yaşananların ardından erkekler kendi aralarında Gökçen'e karşı ittifak kurmaya karar verdiler. Ben tavrımı koyacağım abi. Aynen öyle, ben de. Hiç iş olmaz. Hiç abi. Zaten bu saatten sonra yani bir sen bir ben kaldık anlaşan burada. Ya bir başka onu... da kimse yok. Onur'la da Sinan. Benim bir daha iş, kesinlikle işim olmaz o kızın yanına giden. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aynen öyle. Hiç işim olmaz. Kim giderse gitsin. Sevdiğim isim de gitse yazacağım. Ben bu hafta sırf izledim onu ha. Dedim ki hafta şey eleme günü bu kıza soracaklar değil mi? Arslan şimdiye kadar senin yanındaydı. Niye? Şimdi değilsin. Anladın mı? Soracaklar buna. Ne diyecek onu merak ediyorum ve her yerden beni izliyordu. Ne yakalayayım? Diyor ya ben Arslan hakkında kötü bir şey konuşmadım. Çünkü ben kötü bir şey yapmadım ki. Olayı bak nereden nereye taşıdı, gördün mü? Bilmiyorum. Biz bana bir şey demiyor, sana ne oluyor? Sen kimsin? Bizim sende bak birbirimize benzeyen bir yön daha var. Ne o? Kendimizi bazen kaybediyoruz. Hmm. Yanlış cümleler kuruyoruz. Karşı taraf da bunu kullanıyor, anladın mı? Aynen öyle. Sen de abi aynı hata yaptın. Ben girmek istedim oradan. İyi yaptın bunu. Çünkü dışarıda abi 80 milyon var. Bu böyle yayıyor falan. Bilerek. Bizi var ya sokağa çıkamayız. Seni zaten şey yapacak. Öyle halkın şey gözünde şey. Aşağılık bir adam konumuna götürmeye çalışıyor. Yani açık net abi. Bunu yani. Burada anlamayacak adam yok herhalde. Çok zeki insanlarız yani. O kendini zeki zannediyordu abi. De anlamıyorum abi. 9 oy alıyor. Onu ben orada temin söyledim masada. Onun yanına kim giderse ikinci de ona yazarım dedim. Tamam. Netim yani bu konu. Aynen öyle kardeşim. Anladın mı? Tamam. O zaten tamam. Değişmez. Bu gruplaşma, benim. İttifaklaşma değil. Değil bu abi. Benim kararım abi. Herkes kendi çayını bilir zaten. Ya kim? Herkes kendi kararında özgürdür. Evet. Kimse çocuk değil zaten. Burada. Aynen öyle. Gözyaşları dinmek bilmeyen Gökçen, arkadaşlarının da desteğiyle biraz olsun sakinleşebilmişti. Ancak içinde yaşadığı acı dinmek bilmiyordu. Gökçen'in hedefinde bu kez eleme gecesinin ardından Big Brother evinde kalmayı başaran 9 kişi vardı. Aşkına ne yaptım ben? Beni öpüle de çıkartan kimler? Siz yazmıyor musunuz beni? Çıkartmıyor musunuz oraya? Siz öpüle de çıkartıyorsunuz. Ben ne yapıyorum ki? Bak ne olur. Ben bir şey söylemedim değil mi? Hayır, gösterme kendini böyle, tamam mı? Tamam. Lütfen rica edeceğim, sakinleş, tamam mı? Kendini topla. Dediğim gibi güçlüsün. Kimse de bir şey yapamaz sana. Tamam mı? İstedikleri kadar konuşsun. Sus, cevap verme. Sen de görme onları. Sen de görme o zaman. Tamam. Cevap verme. Tamam. Rica edeceğim senden, tamam mı? Tamam. Ha? Tamam. Arkadaşları evden elenen Demir'in yanından hiç ayırmadığı annesinin resmini yatağına bırakarak ona olan sevgilerini gösterdi. Elemenin ardından Gökçen, Demir'in evden ayrılmasıyla Big Brother evinde kendini iyice yalnız hissetmeye başlamıştı. Artık zor zamanlarında yanında olan Demir yoktu.
Bu sırada ev halkı Gökçen'e karşı tutumlarının ne olması gerektiğine karar vermeye çalışıyordu. Bu kadar ağlayacaksam, üzüleceksem, bayılacaksam, arkadaşlarımın böyle olduğunu göreceksem... Yani. Utanırım abi geldi. Bak ben var ya, bu kadar kişi benim üstümde olsun utanırım burada durmaya. Ben de utanırım. Anladın mı? Abi yar, sen beni tanımıyor musun? Hiç mi tanımadın? Hadi gel. Ama böyle oldu. Ne yapayım? Can mı dayanır? O bir şey demez zaten bu saatten sonra aşkım. Sadece görmek istedim. Yok ben görmüyorum tamam. Abi. Benim hadi, için tamam. Kesper yani anladın mı? Zaten bu adamın yaptığı o baştan beri. Yani evet, baştan beri. Şey demiyor yani onu anladın mı? Yok mu yok belli ben değil yani anladın mı? Ben sonra görüp görmeyeceğim. Çünkü ben onu gördükçe ona prim olur. Onun istediğiydi o. Kusura bakmasın. O kadar aptal değilim yani. Ya bu evde artık bir şey olacaksa görmemezlikten olsun. Aynen anladın öyle. Mı? Görmemezlikten ama olsun. Sağlık ya. Hani bir olay çıkıp oradayım o ben. Onu demiş, o onu demiş. Sen niye böyle yaptın? Abi çözemeye olmasın. Çözmeye çalışmasın. Ben bunu aynı verdim ya. Aynen çözmeye çalışmasın. Evdeki huzura her şeyden çok önem veren Rezan, tüm ev halkına rağmen Gökçe'nin yanında durmaya kararlı gözüküyordu. Arsel'in dediği gibi benim bundan sonra problemim olduğu kişiyi ben görmem. Bu kadar basit. Ha yine aynı şekilde benim şahsıma hakaretlerde bulunursa. Arsel dedi ki mesela... Gökçe. Ha diyor ki Gökçen'in yakın olanları ha. Yazacağım diyor bana. Aynen. Bana da aynı şeyi söyledi. Dedim ben bunu sana yakıştıramıyorum. Şimdi ne yapalım? Yani sağlık, sıhhat. Ve şu anda ben ona böyle bir kazık atmam yani. Hani şu andayken ben onun yanından ayrılmam artık yani. Anladın mı? Yanından ayrılmam der 7-24 saat onunla birlikte olacağım anlamına gelmiyor. Ama bir yere kadar. Yani ben potaya gireceğim diye, hani yarın haftaya ben buradan çıkacağım diye onlar beni yazacak korkusuyla... Ben bu kızı tek başına bu halde bırakmam. Bu başka bir şey. Rezan'ın desteğiyle kendine gelen Gökçen çok geçmeden duygularını Rezan'la paylaştı. Gündeminde ise Hüseyin vardı. Kim oyuncu kim değil görülüyor burada. Az önce gördük. Yani görüyoruz kim daha çok seviyor sevmiyor. Çok üzülürüm deyip ağlama falan. Hüseyin. Demir giderse ağlarım demişsin. Evet giderse ağlarım. Çünkü neden? Çok seviyorum adamı. Gerçekten ben orada şeyi de söylemeye çalıştım. Ağlama bir duygu durumunun dışarıya vuruş biçimidir. Ben o giderse ağlarım demek ağlamak anlamına gelmez ki. Duygu durumudur. O sırada ne hissedeceğini bilemezsin. Bilemezsin. Onu söylemeye çalıştım. Ev halkının nüfusu azaldıkça evin içindeki kutuplaşmalar artıyordu. Şimdi de Gökçen ve Rezan eleme gecesindeki davranışlarından ötürü Hüseyin'e karşı birleşti. Şimdi yarın liderlik oyunu var ve bu adamın hiçbir şekilde kazanmaması gerekiyor. Mümkün. Elimizden geleni yapacağız. Ben zaten liderliği almasam yine potadayım. Ben o şimdi herkesi potadayım. Döndürecek. Yani aynen benim üzerime de döndürdüğü gibi senin üzerine de döndürecek. Onur da eski konuları açıp ağza alınmayacak hakaretler filan dedi. Böyle bir şey yok. Ağza alınmayacak hakaret filan yok yani. Daha önce konuştuğumuz, tartışmalıyken konuştuğumuz şeyler yani budur. Gemide en son ayakta kalan bu haftanın lideri olur. Benim için çok önemli bu hafta. Şakir. Hüseyin eleme gecesinde Rezan'ı eleştiri yağmuruna tutmuştu. Saçına takmışsın şeyi takmışsın dövmeyi. Ben çorabını yırtmışsın. Şey. 20 yaşındaki çocuğa aşığım diyorsun. Sonra geliyorsun bana kabadayılıktan bahsediyorsun. Üzülüyorum ben senin için biliyor musun? Üzülüyorum. Konuşmak istemiyorum ben şu şahsı. Savunduğun şeylerin arkasında bile duramazsın.
Yaşananlardan sonra Rezan Hüseyin'i kolay kolay affedeceğe benzemiyordu. Beni daha çok güçlendirdi, farkında değil Hüseyin. Bana şu anda hayatının hatasını yaptı. Bazı insanlarla bazı tartışmalara girilmez. Çünkü Hüseyin'in ne kadar yükseldiğini biliyorsun. Bu konuları o açtı. Ben açmıyorum. Bu kadar. Tansiyonu çıkaracak hiçbir şey yoktu tamam, yani. Oynuyor bak, şu an oynuyor. Bir şey ilerleyemiyor. Manitası da gitti. Bana yürüyemiyor artık. Hüseyin'e diyorum tartışmak istemiyorum bu konuyu diyorum. Tansiyonu sen yükseltiyorsun. Bağırma diyorum. Devam ediyor. Bu sırada Funda her iki tarafı da dinleyip adaletli bir şekilde sorunu çözmeye çalışıyordu. Funda işe önce Hüseyin'i ikna etmeye çalışmakla başladı. Kırılmış, çok kırdım. Anladın mı? Tamam. 30 yaşında kadın düşün, böyle bir durumla karşılaştım. Annem 30 yaşındayken sen neredeydin? Tamam Hüseyin, Hüseyin sus. Seni anlıyorum. Sana ters gelen şeyleri de anlıyorum. Bu sert tablo ortadan kalksın. Tabii, anladın tamam, mı? Kalksın. O yüzden Rezan'ı çağırayım, konuşun. Sonra da Çağla sen konuş. Yok biz yarın da konuşabiliriz, sıkıntı yok. Sen beni anlıyorsun çünkü bir an önce hallolsun şu konu. Biz seninle bir konuşalım zaten. Benim de seninle konuşma ihtiyacım var. Tamam onlar konuşurken biz de seninle konuşalım. Papatya çayı yapayım tamam. Aynen gel. Ben çağırayım Rezan. Sen bekle. Rezan ve Hüseyin için yüzleşme zamanı geldi çattı. Hüseyin'in eleme gecesindeki kızgınlığı geçmişe benzemiyordu. Oysa durum Rezan için çok farklıydı. Sinirlendiğim zaman bazen çok reaksiyonlu konuşuyorum. Çok kırıcı oluyorsun Hüseyin. Ama, çok kırıcı oluyorsun. Ve bel altı vurdun yani bugün. Benim şahsi görüşüm, katılırsın katılmazsın bilemem. Bir bayanla bir erkek hani konuşurken biraz daha bayan mesela böyle biraz daha şey olması lazım erkeğe göre. Hani üstünü kurarak konuşması hoşuma gitmiyor. Ama sırf orada öyle oldu. Bunu da lütfen elini vicdanına koy. Orada tansiyonu yükselten sensin. Ancak kendi haklılığına inanan Reza'nın cevabıyla ikili arasındaki yüzleşme sertleşeceğe benziyordu. Ben orada seni provoke edecek hiçbir şey yapmadım. Teşvik edecek hiçbir şey yapmadım. Orada ya, tansiyonu yükseltecek hiçbir şey yapmadım. Oldu. Ama bana niye öyle patlıyorsun? Fevri davrandığını kabul eden Hüseyin, Rezan'a karşı yaptığı hatayı fark etmiş. Durumu alttan almaya devam ediyordu. Biz seninle niye anlaşıyoruz biliyor musun? Bazı konularda şöyle konuşabiliyoruz. Niye konuşabiliyoruz? Çünkü sen beni anlayabilecek kapasitede insansın. Bak anlıyorum da seni. Bir kadın tamam mı? Hissettiği yaştadır. Bu bir. Tamam mı? İstediği gibi giyinir. İstediği gibi davranır. Ama bir evde yaşıyoruz. Bir ortamda yaşıyoruz. Her ortama göre bu değişiklik de gösterebilir. Herkese saygı duyacaksın. Mesela ben şeye de çok bozuldum. Az önce hani mesela ağladın. Hani şey yaptım hatta. Hani üzüldüm de. Ondan sonra hani buradan geçiyorum. Kahkahalar atıyorsunuz. Nerede? Şurada. Gülüyorsunuz. Kimle? Bozuldum yani çocuklarla bozuldum. Az önce ağlıyordun sen Demir için. Ondan sonra onlarla gülüyorsun. Sinir oldum yani. O olay farklı bir olaydı. Demir gitti diye inan çok üzüldüm ve şöyle söyleyeyim. İçimden bir harbiden bir şey koptu. Ama şey yapamıyorsun ki güldüm yani bu sefer gülmedim mi de farklı da oluyor. Hadi bu da benim mesela hani çok dürüst bir şekilde cevap vereyim. Hani mesela ağlarım diyorsun ve iki dakika hemen ağlayabiliyorsun. Çünkü ben mesela hani o an ağlarım deyince ağlayamıyorum anladın mı? Ondan sonra ağlıyorsun. Ondan sonra ben hemen buradan geçerken hani gülüyorsun. O zaman benim aklıma da ne geliyor? Artık biz hani dürüstçe her şeyi konuştuğumuz. O zaman gerçek oyuncu kim diyorum anladın mı? Yani ben seni o zaman oyuncu olarak kabul ederim anladın mı? Böyle delirdim ya sinirlendim yani. Yanlış düşünmüşsün. Gel bak şu anda gülüyorum mesela. Harbiden yanlış düşünmüşsün. Onun kalması için bu evde çok dua ettim. Ama gitti. Gittikten sonra da yapılabilecek hiçbir şey yok. İkili arasındaki tartışma tatlıya bağlanmış gibi gözükse de artık eskisi gibi bir arkadaşlıkları olacağı şüpheliydi. Birbirimizin artık çizgilerini biliyoruz. Çünkü biliyoruz. Sen de kendi düşünceni böyle nasıl diyeyim yemiyorsun. Ben de kendi düşüncemi yemiyorum. Yani bu sen de zaten
bu tartışmalarımız nedeni ne biliyor musun? O uzlaşmada senin kesin bir çizgin var, benim de kesin bir çizgim var. Ne sen benim çizgime bir adım gelebiliyorsun, ne ben senin çizgine bir adım gelebiliyorum. Ama onun dışında sıkıntı yok. O yüzden o çizgilerimizi zorlamayalım hiç. Seda olmasa bu kadar istemezdim kalmayı. Öyle baş başa takılamaz mı çocuğun senden hoşlandığını bildiğin halde? Orada onları söylediğim için kızmadın değil mi? Bazen demek zorunda kalıyorsun, tamam. Yakınındaymış meğersem düşmanım. Hatta en büyük düşmanım. Sana bir şey diyeyim mi? Başına çok büyük bir bela aldın sen. Niye? Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Seda için endişelenen Onur uykusuz ve yorucu bir gece geçirdi. Seda. Seda'nın yaşadıkları için suçlu hisseden Onur, Seda'ya kendi elleriyle yemek yedirmeyi ihmal etmedi. Tuzluk. Ne tuzu zaten tuzluk bu. Sana bir şey diyeyim mi? Başına çok büyük bir bela aldın sen. Niye? Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Sana. Dönüş yok. Ne diyor? Konla beraber yakana yapmıştık. Onur'un kendisine gösterdiği ilgiden hoşlanan Seda, Onur'la ilişkileri için çok önemli açıklamalar yaptı. Ben nasıl dedim ki o benim arkadaşım, aramızda bir şey yok. Aşk ilan etti, Onur'a oldum. Ama ben ona hani öyle bir şey demedim. O her hareketimden aşık olmuş, hoşlanmış dedim. Orada onları söylediğim için kızmadın değil mi? Ben bir tek şeye bozuldum. Çocuk lafına. Çocuk delikanlı kırmayayım. Bazen demek zorunda kalıyorsun, tamam mı? Lütfen beni anla, lütfen. Beni gerçekten kaybetmek istemiyorsan lütfen beni anla. İstemiyorum. Sen bana yukarıda dedin Seda. Ben arkadaşımın sevdiği, hoşlandığı, aşık olduğu ya da çıktığı bir çocuğa asla bakmam. Kim Seda? Çağla diyor. Onu Seda. Ben de tükürdüğümü yalamamak için dedim ki bizim zaten aramızda bir aşk yok. Hoşlandı yok. Ben halen lafımın arkasındayım. Bunu dedim. Çünkü benim dışarı bir hayatım var. Arkadaş çevrem var, anladın mı? Kalkıp da evet vallahi yukarıda seni teselli ediyordum. Duygularıma engel olamıyorum. Olmuyor, anladın mı? Hı? Tamam. Şimdi yarın insanlar benden açıklama da bekleyecek. Yeri gelecek. Hafta sonu Asuman Hanım da benden açıklama bekleyecek. Anladın mı? Ben bir şey dediğim zaman bana bozulup küsme. Bizim aramızda bir şey olmayacağını söylemek zorundayım. Kendime çok soruyorum. Hani bir şey var mı yok mu? Çok kendimi yani baş başa kaldığım zaman yatakta çok sorguluyorum. Çok değişik ya. Yani diyorum ki dışarıda olsa belki hiç hani çocuktur da yanından geçeyim ama bu ev içerisinde
Böyle ilgileniyor, beni güldürüyor, şakalaşıyor, yanında böyle beni mutlu ediyor falan. Bilmiyorum. Yani şu anda soru işareti. Bana git desin daha çok başına bela olurum. O yüzden geldi. Allah bak. Bana bir şey yap deyince yapmıyorum. Yapma deyince yapıyorum. Şimdi Funda dedi ki herkes senden bir cevap bekliyor. Benden. Sana göre. Evet, gözüne kar. Hayırsa iki defa kırım. Ne? O ne demek? Sıktırma, bir daha bu soruyu sormayacağım sana. Evet, bir kere. Hayırsa iki kere. Tam neyle ilgili? Sen beni yanımda istiyorsun. Hı? Sen beni yanımda istiyorsun. Cevap ver. Big Brother evinde eleme sonrası konuşulacak konular bitmiyordu. Gecenin tartışmalı isimlerinden Çağla, aşkını elinden alan Seda'dan hırsını alamamışa benziyordu. Hep ne ihtimaller üzerine kurdum biliyor musun? Funda ve Seda'yı geç, geri kalanlardan kimler yazmış olabilir diye. Yakınımdaymış meğersem düşmanım. Hatta en büyük düşmanım. Ya Seda'nın yazmış olacağını söyleyince, çünkü Funda ve İdil yazmadı, geri kalan herkes yazdı deyince şöyle oldum. Çünkü gerçekten darbe üzerine darbe denilir ya, pes yani. Bu kadarını gerçekten hiçbir şekilde beklemiyordum. O kadar aptalım ki ben onun ne olduğunu bildiğim halde affettim ya. Ben aptalım. Ben orada kilerde seni sevmiyorum dedim ona. Olsun ya, seversin belki. Bir şans daha ver bana. Dostluğumuza bir şans daha ver dediği zaman affettiğim için ben aptalım. Ben onun ne olduğunun teşhisini daha benim kavgamda zaten yaptığı sahtekarlıkla ve attığı yalanla, iftirayla zaten ne olduğunu biliyordum. Burada da iki yarıda bir derede kaçmak için yalan söylemeye kalktı. Ondan sonra çeviremeyeceğini anlayınca yine bayıldı. Ya Allah aşkına bak. Benim burada üzerime o kadar gelindi. O kadar gelindi kardeşim deyip üzerine hoşlandım diye. Tamam mı? 13 yaş fark var diye. Ben yayını terk ettim. Benim yanıma kim geldi? Sen geldin, bir de o geldi. Anladın mı? Niye geliyorsun? Yazıklar olasıca niye geliyorsun? Yalancı niye geliyorsun? Riyakar niye geliyorsun? Ama maşallah kimse yüklenmiyor abi hanımefendiye. Hanzade'ye, İspanya şeyine. Lord neyse işte. Yok, herkes farkında. Ya şey, herkes farkında olabilir ama yüklenmek var, yüklenmek var. Ama şimdi seninle bünyesi bir değil. Kusura bakma. Benim bünyem kuvvetli diye de, tamam mı? Yani benim de çektiğim acılar ortada. Benim bünyem kuvvetli diye bu kadar aşağılanıp bu kadar konumuna sokulmaz bir insan. Karakterini ortaya koyan insan yalan söyler mi? Riyakarlık yapar mı? Kardeşinin gözünün içine baka baka yalan söyler mi? Ha? Kardeşi başka bir, o çocuk için gözyaşı dökerken, burada üzerine o kadar gelirken, o çocuğun arkasından o kadar ağır ithamlarda bulunurken, iki gün sonra kardeşinin gözü önünde öyle baş başa takılamazsın o çocuğun senden hoşlandığını bildiğin halde. Sen ilk gün ona ne dedin? Hemen kardeşim de ve bir an önce kestirat dedin. Ne oldu? 3 gün 4 gün boyunca sadece yatmadan yatmaya ayrı takıldılar. Benim gözlerime yazık değil mi ha? Benim bünyeme yazık değil mi? Ben o arenaya nasıl çıktım biliyor musun? Tek başıma çıktım. Ama en güzelini de yaptın. Yaptım, başka bir şey. Ama çektiğim acıyı kim biliyor? Kim biliyor? Benim son bir haftadır yaşadığım acıyı Funda kim biliyor? Allah biliyor, ben biliyorum. Bana günah değil miydi kardeşim? Çağla'yı sakinleştirmek için yanına giden Funda bu kez başarılı olamadı. Yaşanan karmaşık aşk ilişkisi konusunda daha fazla sessiz kalmamayı tercih etti. Seda ile ilgili gerçek düşüncelerini Çağla ile paylaştı. Sen sanma ki ben bir şeyleri görmüyorum. Sen sanma ki ben bir şeylere kayıtsız kalıyorum. Ben onunla yarın olsun, çok net bir şekilde konuşacağım. Diyeceğim ki yeter. Ben ona diyeceğim ki doğru olanı yap. Bitti. Doğru olanı artık yapmak zorundasın. Ben de burada onu savunamıyorum şu an. Sen farkındasın değil mi? Savunabileceğim bir yer yok çünkü şu an şu aşamada. Diyeceksin ki o zaman, evet kardeşim, bana da söyle o zaman. Bana de ki, hoşlanıyorum ondan de. Bana asla... Dörtlü tatil programı yapılmış. Sen neden bahsediyorsun ya, İdil söyledi. Duymadın mı?
Vallahi nasıl adam kullanılır, nasıl adam satılır çok iyi gördüm. Ama belki de gerçekten erken gördüm. Rabbim inşallah benim yanımdadır. Bu olan olaylar inşallah benim adıma hayırlı olmuştur diye düşünüyorum. Hani benle o kardeştik ya, ama benle onun kardeş olmadığını zaten orada beni Big Brother'ın verdiği görevde benim yanında durmayarak zaten sattığını ben orada çok açık bir şekilde zaten dile getirdim. Çağla kendisine kardeşiz diyen Seda'yı samimi olmamakla suçluyordu. Ben bir kardeşim deyip ertesi günü bir şeyler hissettim diye asıldım burada be. Asıldım burada. Vallahi bak sinirimi yaşayamıyorum. Tamam sakin, güçlüsün sen, biliyorum. Saçmalama. Sen güçlüsün. Ben güçlüyüm, başka bir şey. Ama... Sakin ol artık. Çağla içinde gizlemeye çalıştığı aşk acısıyla her zamankinden daha da hırslanmışa benziyordu. Eleme gecesinde yaşananların ardından ev halkının karşısında daha önce hiç görmedikleri bir güçte Çağla olacaktı. Sen oyuna adapte olacaksın. Bitti gitti. Duydun mu beni? Ona adapteyim. Sen bu liderliği de alacaksın. Sen Allah'ın izniyle. Olmadı ben alacağım. Almak zorundayız bu liderliği. Başka alternatif yok. Duyuyor musun beni? Söz ver bana. Kanınla canınla savaşacağım. Ya ben öleceğim yarın. Yarın o liderlik oyununda ben gerekirse canımı vereceğim. Tamam çak şimdi. Aslanım tamam. Buraya kanalize et. O hırsını, o intikamını, o şeyini. Anladın mı beni? Bırak. Bırak, bir aylık mevzu bunlar. Onur bir ay, bir aylık adam. Sen... Olay o değil ki. Anlıyorum. Anlamıyor muyum? Deliler gibi aşk yaşasınlar kardeşim. Bana söylenilen yapılsın sadece, anladın mı? Konu Onur'un fevri davranışlarına geldi. Çağla Onur'un kendisine haksızlık ettiği fikrinde. Onur oradan bana niye saldırıyor ya? Onluk bir mevzu mu vardı? Ben ona laf mı ettim? Ben kaç kişiye karşı burada savaşacağım abi? Psikolojik olarak yayında yani kaç kişiye birden ben laf yetiştireceğim ya? Kime bu hareketler yapılmış olsaydı kim ne yapardı acaba? Hiç kimse niye empati yapmıyor? Stresli geçen eleme gecesinin ardından eğlenceyi hak ettiklerini düşünen Big Brother ev halkı kar topu oynayarak yaşanılan zor zamanları geride bıraktı. Son ayakta kalan bu haftanın lideri olur. Benim için çok önemli bu hafta. Eleme gecesinde yaşanan gergin hava Onur ve Seda'yı fazlasıyla etkiledi. Sen benim için zaten hiç yokmuşsun. Teşekkür ederim. Zaten beni sevmediğini zaten söylemişti. Zaten bu hareketi yapan bir insan zaten yani Onur'a karşı tabii ki yani beni satar. Şu hareketi benim sen zaten Onur'la mevzundan önce yapmışsın. Seda iyi değil yalnız. Asuman abla bir... Seda'ya bir şey oluyor. Doktor var mı acaba biz? Seda... Seda. Çok kötü. Allah. Gel yatırsana. Belstik versene, yastık. Bak sen senin var ya. Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Sus! Benimle ne alakası var senin? Onur. Ne alakası var benimle? Onur. Sen nasıl konuşuyorsun? Kiminle kavga ederdin? Nasıl konuşuyorsun sen kızlar? Bayılıyor. Onur. Abi bunu var. Çağla. Ne diyorsun ya sen? Çağla. Asuman Hanım, bu terbiyesizlik ne ya?
Onur'un Seda'nın kendi ilgisinden memnun olduğuna dair açıklamalar yaparken takındığı eğlenceli üslupla ev halkının havası değişmeye başladı. Seda arkadaşım, benim ona olan hoşlantımın ve aşkımın, ona olan ilgimin farkında. Bir bayan olarak tabii ki bu durumdan her bayanın olacağı gibi onuray olmuş ve mutlu olmuş durumda. Teşekkür ederim. Biz şu an sadece birbirini seven, ama birbirine değer veren... Şu an mı yani o? Şu an mı? Hiçbir zaman. Ne diyor? Yok, şu ansa olmadı, hepimiz elenelim, alalım çiçeğimizi, çikolatamızı. Bir tanemsin ya. Vallahi ne yani? Buradan kameralara sesleniyorum aşığım. Onur Seda'ya olan duygularını anlatırken coşkusu giderek arttı. Bakalım Onur'un bu enerjisi Seda'yı nasıl etkileyecekti? Hayatımdaki yaşadığım en büyük aşk yani bu. Anladın mı? Uygun bir damat adayı, beyaz atlı prensin hani kafalarda... Gerçi olabilir kızlar için. Hani kızların hayallerini süsleyen bir erkek olabilirim de, ancak kızların babalarının hayallerini süsleyen bir damat adayı. Gerçi kızların babalarının hayallerini süsleyen ya damat adayı... Hani hayallerinde damat adayı görmemişlerdir herhalde. Eğlenceyi sürdüren ekip temsili bir isteme töreni düzenlemeye karar verdi. Baba rolünü üstlenen Arsel, Onur'a soğuk terler döktürdü. Ben öğrenciyim, 20 yaşındayım. Bursalıyım. Seda'yla çok iyi anlaşıyorum. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Kendisiyle... Aşk karın doyuruyor mu? Diyorsunuz. Şükür de olsun. Kilosu kadar altın isterim. Kilosunca altın, 52 kilo altın dersek altının kilosunu da hesap edemiyorum. Gramını abi 690 mı ne öyle bir şey. Onur ve Seda arasında gerçekleşen temsili isteme töreni tıpkı ilişkileri gibi çıkmaza girdi. Fakat sebep bu kez kendileri değildi. Oğlum biz bunu vermeyiz sana. Diyorsunuz. Siz evlendiğiniz zaman annenin adı neydi? Nevi. Nevin yengem, Nevin annemle, Nevin teyzeyle siz o zamanları düşünün. Bir aklınıza flashback getirin. Geriye dönün. Siz aşık olduğunuzda, sevdiğinizde, babasına gidip konuştuğunuzda... Ne aşkı bu oğlum? Nasıl evlendiniz siz? Yemedim, yedirdim. Ne diyorsun ya? İçmedim, içirdim. Ben de öyle 7 yaşından beri çalışıyorum ben, başlık parası için. Tartışmalı geçen eleme gecesinin ardından güne ilk uyanan yine haftanın lideri Rezan oldu. Bakalım önceki gün yaşananların etkisi yeni günde de devam edecek mi? Gökçen eleme gecesinde evden ayrılan Demir'in valizlerinin toplanması gerektiğiyle ilgili mesajı okusa da pek ilgilenmeyerek tekrar yatmayı tercih etti. Tüm ev halkı uyanmalı ve Demir'in bavullarını spor salonundan alıp eşyalarını topladıktan sonra tekrar spor odasına bırakmalıdır. Gökçen Demir'le bir ilişkiye başlamak üzereydi, ancak haftanın finalinde Demir'in eleme listesine kendini yazdığını öğrenmesi ikili arasındaki ipleri gerdi. Demir'in valizini toplama işi Hüseyin, Emrah, Rezan ve Sinan'a kaldı. Pisi pisine gitti yani. Şansa bak ya. Var ya, normalde kimse onun ismini yazmazdı da. Yazmaz yani. Vay be. Eleme gecesindeki tartışmaların ana kahramanları olan Gökçen ve Çağla yaşananlar hakkında konuştu. Kendimi toparlayamıyorum. Yüzüm gözüm şişti ya. Beni öldürmeyen beni güçlendirir. Yani beni güçlendirdi. Hep yakın dediğim kişi bile yani. Hani Nikola hiçbir zaman kötü yorum yapmasam, hiçbir zaman yapmadım onun hakkında yani. Ama böyle söylemesi çok yanlış. Kim? O da mesela başka. Demir'in beni yazması. 3 hafta.
açıklama olarak Gökçen huzuru bozuyor ve gitmesini istiyorum demesi. Sen Gökçen'in evden neden gitmesini istedin? Ya ben Gökçen'in evden neden gitmesini istedim? Onu da düzeltmeye çalıştığım şey yüzünden. Aslında biraz onun da biraz daha açık konuşabilir misin? Ya işte tartışmasın kimseyle, işte gerginlik olmasın, hani düzen. Gökçen'in evde huzursuzluk yarattığını düşünüyorsun. Kendisi için de, ev halkı için de. Tabii zaten öyle, bunu herkes böyle açıklama düşünüyor. Bu muydu? Böyle miydi açıklama? Demir, açıklamanı yap istersen. Evet, yani bu da var, bu da var. Ama işte dediğim gibi gitmeyeceğini düşündüğüm için de bunu söyledim. İkisi de. Ama zaten bunu kimse inkar etmez zaten. Bana öyle söylememişti. Hüseyin'in tavırları bile, Demir için üzülüyorum bilmem ne filan. Yok ağlayacağım, ağlarım o giderse filan dedi. İki dakika sonra gülmeye başladı. Bu nedir? Üzülme midir? Gökçen evde yakın olduğu kişiler tarafından isminin eleme listesine verilmesiyle yaşadığı şoku atlatmıştı ve yeni kararlar alma arifesindeydi. Ama ben gerçekten bir şey yapmışım yani. Ben bundan sonra strateji yapıp ondaki bir istemediğim kişiyi kim eleyebilir, ona göre onu karşısına çıkartacağım. Nasıl istemediğim kişi onu? Yani benim istemediğim kişiyi söyleyeceğim. Hmm. Benim istemediğim kişiyi kim eleyebilir onu söyleyeceğim. Okay, stratejik hareket edeceğim. Anladım, ben stratejik hareket etmiyordum. Çağla'yla yaşadığı gerilimin ardından zor anlar yaşayan Seda'nın uyandığını fark eden kızlar sohbetlerine soyunma odasında devam etti. Eleme gecesinde yaşadıkları gerilimli dakikalara rağmen Gökçen ve Çağla var güçleriyle mücadele etmeye kararlıydı. Beni herkesin sevmesini isteyebilir ama ben beni herkesin sevmesini istemiyorum açıkçası. Çünkü benim buna ihtiyacım yok. Aynen öyle, gerekirse yalnız kalınlar yani. Evet. Benim kim umur ki yani burada? Herkesin sevmesine ihtiyacım yok ki beni. Seven sever, sevmeyen sevmez. Kimse kimseyi zorla sevdiremez ki. Konu eleme gecesinde Çağla'yla tartışma yaşayan Onur'a geldiğinde ikisi de Seda'nın varlığını umursamadı ve sohbetlerini sürdürdü. Onur'un da şey demesin. Ben dedim ki Demir'i dedim, Onur'la Sinan yazdıysa dedim, tamam mı? Tamam, konu oradan oraya gelmedi yani. Sinan işte şey, Onur SMS birincisi olacak, benim oylarım da ona falan dedi. Tamam mı? Ondan sonra ben sinirlendim, tamam mı? Demir sakinleştirmeye çalışıyor. Demir'in yanında söylüyor ya. O zaman Demir'in neden sevdiğini söylüyorsun? Soyunma odasındaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra soluğu Onur'un yanında alan Seda, duyduklarını son günlerde tüm vaktini geçirdiği Onur'u anlatmakta gecikmedi. Bir şey anlatıyordu, tamam mı? Diyor ki onu elemeyi potasına koyarsak, o da öyle olursa diyor kafa kafaya çakışır bilmem ne, bir şeyler konuşuyordu. Onlar şimdi birlik yapışırlar. He. Ondan sonra... Ne birliği? İki kişiden birlik mi olur? Onlar ikisi de toplasan bir insan etmez. Ben de gözümü pat diye açtım, tamam mı? Karışmam, sadece baktım yani. Benim uyandığımı fark ettiğini çaldı. Gökçen'i dürttü. Gel gel diyor. Gittiler, makyaj masası var ya aynaların oraya. Hmm. Oraya gittiler. Demir'in eve vedasının ardından konu hemen yeni haftada oluşturulacak eleme listesi oldu. Onur ve Seda'nın bu konuyla ilgili tahminleri vardı. Şunu isteyecekler. Yazacaklar ki Onur, Onur'un canını acıtalım, bize bağırdı, çardağı kırdı bizi. Onur'un canını nasıl acıtabilir? Seda'yı potaya sokarak iki oyla. Anladın mı? Anladım. Yani şimdi Arsel diyeceğim. Arsel'i biri seviyor, biri sevmiyor. Hüseyin abi, Hüseyin abi birisi... Oyları toplayamazlar o şekilde. O yüzden ben de toplayacaklar büyük ihtimal. Tamam, bir tanesi sensin, sen ben koyayım. Gökçen yazmaz seni. Gökçen eleme gecesinde öğrendikleri nedeniyle kızgın olduğu Demir'in valizlerinin toplanmasıyla ilgilenmemişti. Ancak Demir'e olan sevgisi kızgınlığının önüne geçti ve Rezan'a valizlerin durumunu sordu. Şey, Demir'in bavulları hazırlandı mı Rez? Ya, hazırladık. Gitti mi? Gönderdik. Hemen ne zaman ya? Sabah. Çabuk hazırlamışsınız ya. Bütün erkeklerle hazırladık. İçerisinde yaşanan tartışmalar devam etse de yağmaya devam eden kar tüm problemleri unutturdu. Çocuk ruhlu olduğunu her fırsatta dile getiren Rezan'ın yapmaya başladığı kardan adam arkadaşlarının da yardımıyla tamamlandı. Kalp oldu belli kaldın, ki. Kaldın. İyi de kalbi göstereceğiz mi biz? Evet. İyi de göstermediğin sürece anlamı yok ki. Kafası ne olacak?
Kalp kafa ya, kalp kafa olacak işte. Kalpten adam. Kafa. Allah. Al işte. Düğmelerini yapmadık. Şakir. Şan yok. Şakir'in üstüne basmayalım diye şimdilik evet, kenara aldım. Tamam. Kesinlikle bir kötü niyetimiz yok. Şakir. Big Brother evinin yeni üyesi Kalpten Adam halinden memnun gülümsüyordu, ancak bu gülümseme Onur'un kalbini ısıtmaya yetmedi. Çağla'dan hıncını alamayan Onur, hırsını onun oyuncağı Şakir'den almaya karar verdi. Biz Şakir. Gemide en son ayakta kalan bu haftanın lideri olur. Benim için çok önemli bu hafta. Big Brother evinde kalmak giderek zorlaşıyordu. Liderlik mücadelesi ev halkı için her zamankinden daha önemliydi. Bakalım 6. hafta liderlik görevini kazanarak dokunulmazlığı alan kim olacak? Ev halkı. Big Brother Türkiye'de haftalar ilerledikçe sizin için bazı görevlerin değeri daha da fazla artıyor. Bunlardan biri de liderlik görevi. Liderliği alabilirseniz hem 6. haftayı özel odanızda gerine gerine geçireceksiniz, hem de eleme listesinde oluşabilecek eşitlik durumunda bir rakibinizden kurtulma kararı size kalacak. Rezan, 6. haftanın liderini belirlemek için arkadaşlarını alıp arenaya gidebilirsin. Gördüm böyle ilk. Gemi gözüme çarptı. Benim kardeşim kaptanlık okuyor. 4. sınıf. O aklıma geldi. Gemiyi görünce. Sonra tabii ki su olduğunu da anladım. Sulu oyunları biz çok seviyoruz da. Genelde. Titanic dediniz. Dediniz. Alın size Titanic babacım ya. Benlik oyun. Ay durmaca. Orada duruyoruz. Oyunu gördüğümde açıkçası mutlu oldum. İlk girdiğim an yani eyvah su dedim. Çünkü soğukla sınanmak gerçekten benim için hakikaten zor. Her hafta birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan liderlik görevi 6. kez başlıyor. Ev halkı için liderlik görevi artık daha önemli. Evdeki kişi sayısı azaldıkça dokunulmazlığın değeri de giderek artıyor. Ev halkı. Bu hafta liderlik görevi için eve bir gemi yanaştırdım. Sizin için hazırladığım görev çok basit. Gemide en son ayakta kalan bu haftanın lideri olur. Bu haftanın liderlik görevinde gemide en son ayakta kalan kazanacak. Ev halkı düşmemek için sıkıca gemiye tutunmak zorunda. Kurallara uygun bir biçimde gemide en son kalan kişi dokunulmazlığın sahibi olacak. Siren sesinin gelmesiyle birlikte 6. haftanın liderlik görevi başladı. Düşmekten korkuyorum şu an. Ha?
Şimdi su geliyor. Dokunulmazlık için kran krana bir mücadele yaşanıyor. Ev halkı Big Brother'ın kendileri için hazırladığı sürprizlerden habersiz yarışmaya devam ediyor. Biriniz düşsün ya. Ayağım kayıyor. Gök gürültüsü sesinin duyulmasıyla ev halkının yaşadığı gerginlik ikiye katlandı. Gürültüsünün ardından gelen yağmur, liderlik görevinin ne kadar zor geçeceğinin işaretiydi. Hasta olacağım, yemin ederim zaten olacağım. Bayağı ıslandık yani bayağı. Saçımızdan ayağımıza kadar ıslandık. Yandık Eden Elma! Ben dayanamıyorum suya ya! Bu ne? Yes, soğuk biraz daha verin! Ben biraz daha su istiyorum! Ben de! Ay bu kaçtaydınız için ya. Bu nedir ya? Beynim dondu. Ben çok üşüdüm. Yeri nedir? Donuyorum. Buz mu koymuşlar içine? Acaba? Rezen dayanamıyorum. Gözlerini kapa. Gözlerini kapa. Düşünme. Kollarım çok kasıldı o demiri tutarken. Çok üşüdüm. Su geliyor. Kapa gözlerini, hiçbir şey düşünme. Başka bir yerde olduğunu düşün. Başka bir yerde olduğunu düşün Seda. Sen de sus. Yes, silahları yaptın. Onur daha fazla dayanamadı. Gemiyi ilk terk eden oldu. Babamı düşündüm. Babam bırak dedi. Oğlum dedi uğraşma dedi. Zorlama kendini dedi. Sen benim her zaman gurur duyduğum canım oğlumsun dedi. Peki baba dedim. Tamam dedim. İndim aşağıya. Kendi aralarında anlaşan Arsel ve Hüseyin çok geçmeden gemiyi terk etti. Bu kadar yeter. Buz! Buz, buz! Sen bir şey yapsın. Lütfen.
Gemi bir kez daha öne doğru eğildi. Gemide kalanlar buz gibi suya düşmemek ve liderliğin sahibi olmak için demirlere bir kez daha sımsıkı tutundu. Allah kahretsin. Bırak be! Gemiden düşmemek için kendini tutunduğu yere kollarıyla kilitleyen Seda daha fazla dayanamadı ve kendini suya bıraktı. Abi bu nedir? Allah'ını seviyorum. Lider olmak için var gücüyle demire tutunan Sinan şanssızlığın kurbanı oldu. Sinan. Görevi bırakan arkadaşlarından birinin yerine geçip devam et. Big Brother'ın talimatıyla Sinan gemiye tekrar çıktı ve mücadeleye kaldığı yerden devam etti. Heh? Dayan, dayan. Ben gidiyorum. Dayan. Eve geldiği ilk hafta liderlik mücadelesinde gösterdiği başarıyla herkesi şaşırtan Emrah bu kez erken pes etti. Sanırım istediğim performansı, kendimce istediğim performansı sergileyemedim. Daha iyi bir şeyler bekliyordum çünkü kendimden. Dokunulmazlık için mücadele eden ev halkının neredeyse yarısı zorlu şartlara dayanamadı ve gemiyi terk etti. Erkekler erken pes edince gemide 5 kız ve bir tek Sinan kaldı. Aa! 4 haftadır adı eleme listesine yazılan Gökçen, dokunulmazlığın kıymetini iyi bildiği için soğuk sudan çok etkilense de direnmeye devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda 2 kez lider olan Sinan bu haftada lider olabilecek mi? Funda Big Brother evinin ilk kadın lideri olmuştu ancak bu hafta liderlik için verilen mücadelede daha fazla dayanamadı ve gemiyi o da terk etmek zorunda kaldı. Kilo almasaydım, hasta olmasaydım benim için kolay bir oyundu ki nitekim ilk oyunda da buna çok benzeriydi. O yüzden çok rahat yapabileceğimi düşünüyorum ama bu iki şey beni maalesef böyle bir sonuca götürdü. Yapamıyorum, yapamadım. Aşkım. Aşkım. Bırakma! Hayır Reza! Reza! Ya Rezan be! Yapma be! Abi bir yere kadar! Hayır! Çağla! Reza'nın düşüşünün ardından gemiye tutunarak mücadeleye devam eden isimler Sinan, İdil, Çağla ve Gökçen. Ben rahatım, sıkıntı yok. Allah'ım ya! Çok fena donuyorum ya! Anne donuyorum anne. Anne ellerini gevşet biraz ellerini. Bırak ellerini. Anne, salla donuyorum. Biraz ellerini. Allah'ım ne olur. Tamam git. Çok
geçen hafta eleme listesinde adı olan Çağla, dokunulmazlığı alarak eleme listesine tekrar yazılma riskini almak istemiyordu. Anam! Ancak Çağla ne kadar çok istese de liderliğe veda etmek zorunda kaldı. Gücü tükenen Sinan'ın tutunduğu yeri bırakmamak için verdiği mücadele görülmeye değerdi. Hayır! Sinan bırakma! Sinan! Hayır! Hayır bırakma! Hayır! Bırakma kardeşim! Hayır! Bırakma! Ya! Bırakma be kardeşim ben! Abi! Aman tanrım, tabloya bak! İdil! Tabloya bak! Bırakma! Tabloya gel! Hadi İdil, hadi Gökçen! Yürüyün be! Sinan'ın da gemiyi terk etmesiyle liderlik görevinde kalan son iki isim İdil ve Gökçen oldu. Bakalım 6. haftanın lideri hangisi olacak? Bu sefer sen. Aynen. Aynen. İdil bırakma sakın. İdil sakın. Ben çok iyi. Haftanın liderlik mücadelesinde iki isim kalmıştı. Dakikalar geçtikçe İdil ve Gökçen için tutunmak daha da zorlaşıyordu. Nasılsın İdil? Çok iyiyim sen? Ben de harikayım. Ellerim ve bacaklarım titriyor suyun soğukluğundan, bu beni daha da zorluyor. İdil sen de bravo! Bravo İdil! Bravo İdil! Daha fazla tutunamayan Gökçen kendini serin sulara bıraktı ve liderliği İdil'e verdi. Ne oldu? Ne oldu? Sevinçten aldı. Önce gözü açmıyor bunlar. Sevinçten. İdil hem liderliği almanın sevinciyle hem de gemiyi en son terk eden olmasının verdiği gururla gözyaşlarına hakim olamadı. Çok güvendim ben. Herkes bana İdil İdil diye bağırırken kimse ona bağırmadı ve benim gerçekten içimi burktu. Bu evde bu durumda kalmak zor ama bunu kendisi yaptı. Bunu da belirtiyorum. Altıncı haftanın ve 2016'nın ilk lideri sen oldun. Tebrik ederim. Eğer Gökçen veya Çağla kazansaydı gerçekten pişman olurdum. Çünkü evde istemediğim iki karakter. Buraya annemle küs gelmiştim. Onun için barışmayı. Bravo! Bravo! Özür dilerim anne. Big Brother Türkiye cebinde. Uygulama marketinden hemen indir. An be an evde neler oluyor? 7/24 online yayına gir. Evde hiçbir anı kaçırma. Desteklediğin yarışmacıya uygulama içinden kolayca SMS oyu gönder. Her hafta yenilenen anketlerimize katıl. Yarışmacılarla ilgili tüm bilgilere anında ulaş.
Big Brother Türkiye uygulamasını hemen indirin. Bana ayırmışlardı ama neyse tamam. Kızartırız. Neyi? Bir sürü patates var, görmüyor musun? Ben kendimi ayırmışım Allah'a. Tamam, tamam. Boş ver, ses etme, göz hakkında. Canımı sıkmasın. Ayıp abi, göz hakkıysa tamam, bak orada tamam, patates var, tamam, yapar kendine. Tamam, sakin ol. Tamam, hasret etmesin adamı. Sakin ol. Sinan. Abi yapsana sen bana patates. Olur abi, ben de açım. Az abi, az. Zaten yaparız abi. Geldi, Gökçen aldı ya, al, yap hadi. Tamam. Ay iki tane aldım alt üstü ya. Tamam, ver neyse. Tamam, neyse. Sana iki tane vereceğim o burada. Tamam, zaten verirsin iki tane. İki bekliyorum. Tane. Tamam. Sinan yapsana abi bana. Tamam lan, şey kaynıyor. Aldım şeyi, tamam, lafını yapıyor. Yemeğin lafını yapan hiç yapıyorum, insana nefret ederim. Ben biraz pintiyimdir öyle ya, yaparım. Evet. Bak. Ha bakıyorum, ne oldu? Bana diyemezsin sen. Derim çünkü. Sen de. Söyle söyle. Bana dersen sana ederim ben. Olur. Sakin ol. Doğru konuşacaksın benimle. Ne olacak? Doğru konuşacaksın benimle. Ha şey bıraksana bir gelsin. Oğlum, hayır. Gel. Bırak ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bırak ne yapacak gelsin ya. Hayır. Bırak ne yapacaksın? Sen o tarafa kalk. Yap. Şşş. Yap hadi. Yap yani bırak. Böyle böyle yapacağız. Bıraksana sen. Bu kadar adam mısın sen? Erkek misin sen?